Evet, merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi dostlar, bunlar bizim gördüğünüz gibi kestane. Şimdi biz bu kestanemizin kabuğunu soyup çimlendirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kalan bu ikisinin de kabuğunu soyup ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet, tekrar merhaba kıymetli dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi 5 adet kestane çekirdeğimizi kabuklarından ayırdık. Şimdi çimlenmesini kolaylaştıracak hale getirdik. Şimdi arkadaşlar, hazır bu videoyu çekmişken şunu şöyle geriye kaydıralım. Şimdi kutumuzun içinde gördüğünüz gibi bu kilitli jelatin kağıdımız var. Poşetimiz var. Onu açıyoruz. Bunu tekrar yerine koyacağız. Kaldıralım. Açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çekirdeklerimiz, limon çekirdeğimiz filizlenmiş. Şu daha net, şu daha büyük. Şimdi yine yerine koyalım. Şöyle göstereyim. Bakın, filiz vermiş. Gördüğünüz gibi. Yani isteyince oluyor. Bunları tekrar peçeteye koyalım. Sizler bunu göresiniz diye açtım arkadaşlar. Bunun da birkaç gün daha beklemesi lazım. Tekrar bunu poşetimize koyuyoruz. Çıt çıtlı poşet. Kilitli poşet, hava olmaz. Şurada havasını alalım, boş poşetin. Ondan sonra şöyle. Tamamdır. Bunu tekrar yerine koyalım arkadaşlar. Şuraya. Şimdi asıl meseleye gidelim. Şimdi arkadaşlar, şuraya şu şeyi serelim, kağıdı. Şunu da şuraya serelim. Şu E5'te. O da bunu jelatin kağıdı olacak. Uzaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar, olmazsa baştan şunu bir nemlendirelim peçeteyi. Şöyle spreyle. Ufaktan. Biraz da buradan. Bu suda sıvı, şöyle göstereyim. Sıvı bitki besini arkadaşlar. Bu normal su da değil. Tamam mı? Şu an için tamam bence. Islaklığı yeterdir. O güzel. Şimdi bu ıslaklık tamam. Biraz da şuraya çıkalım.
Şimdi bu kestane çekirdeklerimizi gördüğünüz üzere şuraya koyuyoruz. Biraz şurada şurada koyalım. Şimdi üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde bir de. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Yeterince nemli oldu zaten. Şimdi bunu arkadaşlar, gördüğünüz böyle çıt çıtı kağıt olduğu zaman sıkıntı olmaz. Az önce gördünüz, hemen bir hafta içinde çimlenmiş. Hemen dostlar, bunu böyle şimdi gördüğünüz gibi hemen kapandı. Bunu arkadaşlar, benim burada bir tane kutum var. Kutunun içine koyacağız. Şöyle koyuyoruz. Şöyle koydum mu? Şöyle ağzını kapatalım, tamam. Şöyle ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sağlam olur. Şunda delik var. Şöyle şey yapabilirsiniz. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Çok basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Evet, merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Geçen hafta çimlendirmiş olduğum kestanemize bakacağız. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Sonuçları görelim. Bakın dostlar, bakıyoruz. Şunu görün. Bunu şimdi arkadaşlar toprağa dikeceğiz. Bu arkadaşı da toprağa dikeceğiz. Bu üçü, bunlardan daha bir haber yok. Bunlardan daha bir ses seda yok. Bundan da yok. Bundan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif bir sürgün vermek üzere. Fakat ben bunları birer saksıya dikeceğim. Saksı dediğimde şunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu büyük pet bardaklar var, karton. Bunlar bayağı büyük. Bunların içine dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle dikelim. Şekilde dikiyoruz. Tabi onu biraz daha şey yapmamız lazım. Çukura gömmemiz lazım. Tabi ilerleyen zamanlarda şey yapacağız.
Bu böyle arkadaşlar. Şimdi şunu gömeceğiz. Biraz bastırıyoruz. Şöyle biraz da can suyu veriyoruz arkadaşlar. Toprak biraz nemli ama nemli o yüzden. Bunun üzerini kapatacağız. Şöyle şeffaf kağıtla kapatıp tekrar sera ortamı oluşacak. Kendine gelene kadar. Bu işlem bu kadar dostlar. Bunları şimdi diktik. Artık büyümesini bekleyeceğiz. Bu üçünü de tekrar çimlenmesi için poşetimize bırakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.